Merhabalar, üretim zamanı ekibi olarak bugün İzmir'deyiz. Kültürümüzün eskilerine dayanan sanat çeşitlerini bugün ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Kızlar Ağası Hanı'nın önündeyiz. Bu handa yine eskiden günümüze kadar uzanan bazı sanat dallarını sizler için göstermiş olacağız. Bakalım içeride neler yapılıyor ve bugün ekranlarınıza neler getireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hana doğru içeri gidiyorum. Evet, şimdi atölyeden içeri girmiş bulunmaktayım. Şöyle kapısını da kapattım. Sanatçılarımızdan biri Ayşe Burcu Gezer bizleri karşıladı. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten şahane bir enerjisi var atölyeden. Öncelikle sizi tanıyalım. Daha sonrasında atölyede neler yapılıyor? Ben Ayşe Burcu Gezer, tesip minyatür sanatçısıyım. Yaklaşık 13 yıldır bu işi yapmaktayım. Çalışma arkadaşım, meslektaşım Ebru sanatçısı Fatma Sarıbaş ile beraber çıktık bu yola. Kızlar Ağası Hanı, İzmir Kızlar Ağası Hanı üst katında iki atölyeyiz. İşte yıllardır yapma hem ders vermekteyiz hem eserlerimizi sergilemekteyiz. Şimdi buradaki sanatçılardan biri de Fatma Sarıbaş. Kendilerine saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Şimdi hangi sanatın üstünde duruyorsunuz? Sizin alanınız ne? Fatma Hanım'ın alanı ne? Neler yapılıyor? Klasik sanatlar, Türk ve İslam sanatlarından tesip, minyatür ve ebru bu üçüyle ilgileniyoruz. Benim uzmanlığım tesip ve minyatür. Arkadaşım Fatma Sarıbaş'ın uzmanlığı da ebrudur. Ebru icazeti vardır kendisinin. Ebru atölyemiz yan tarafta. Burası tesip minyatür. Aslında geleneksel Türk kültürünün devamlılığını sağlıyorsunuz. Nereden çıktı bu istek? Üniversiteden mi başladı? Arkadaşınızla nasıl tanıştı? Nasıl kuruldu? Ben 9 Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk ve İslam Sanatları tesip ana sanat dalı mezunuyum. Arkadaşım da Sedat Altınöz hocamızdan icazetlidir. Yaklaşık 15 yıldır ebru sanatçısı. 2013 yılında da ben mezun oldum. Benim mezuniyetimden sonra atölyelerimiz farklıydı. Sonra handa olma kararı aldık. Çünkü İzmir için Kızlar Ağası Hanı çok önemli. Şimdi ona göre özellikle seçtiniz. Üniversite arkadaşınızla birlikte böyle bir yola çıkıldı. Yan tarafta Ebru Atölyesi var. Burada da minyatür ve tesip sanatları ile ilgili eğitimler veriliyor. Şimdi birazdan tabloları tek tek inceleyeceğiz ama öncesinde işin uzmanını, ehlini bulmuşken soralım. Şimdi minyatür alanınız olduğu için, tesip alanınız olduğu için nasıl bir gelenektir, nasıl bir kültürdür, nasıl bir sanattır sizden dinleyelim. Bir kere tesip ve minyatür bu ebru için de geçerli. Bizim köklerimize ait bir sanat dalı bunlar. Geleneksel Türk ve İslam sanatları diye zaten geçiyor. Yani aslında Orta Doğu'ya dayanıyor, İslam öncesine de dayanıyor. Türk kültürüne ait imgeler de bulabiliyorsunuz eserlerde. Zaman içerisinde bu Osmanlı'yı, Selçuklu'yu kapsıyor. Arap coğrafyasını kapsıyor. Çok köklü bir gelenek. Günümüze kadar da aslında gelebilmiş icazet usulüyle ama tabii ki Türkiye'de son 50 yılda artık üniversitelerde de bölüm olarak açılıp geleneksel Türk sanatları başlığı altında bölümlerde açıldı ve eğitimler verilmekte. Tabloları inceleyeceğiz. Şimdi çok verimli bir toprağımız var Türkiye. Çok kültürlü aslında özellikle Anadolu coğrafyası, Anadolu toprakları. Esintiler de aslında tablolarınıza yansımış durumda. Şöyle bir gezelim mi sizinle? Neler var görelim. Tesiple ilgili yine burada çalışmalar görüyoruz. Sanatçısından dinleyeceğiz. Bence şu anda çok keyifli bir program olacak. Neler yaptınız, ne anlatmak istediniz? Şimdi, önce izleyiciye tesipten biraz bahsedelim. Tesip sanatı süslemek manasında, altınla süslemek anlamına geliyor. Hatta bizim mesleki ismimiz de müzeyyibe. Erkek olana da müzeyyip denir. Ben müzeyyibeyim ve nakkaşım. Minyatür sanatçısına nakkaş denir. Bizim işimiz tamamıyla yazıyı, eserleri süslemektir. Ha bu yazılar bir kere kutsal yazılar olma özelliği, değerli yazılar olma özelliği taşıma mecburiyetine. Değerli olan şeyi süsleriz zaten. Bu hep böyledir. Medreseler değerlidir mesela. Her zaman dış cepheleri mimaride süslenir. Camilerimiz, kiliseler vesaire değerlidir ve süslenir. Süslemenin çıkışı buradan. Şimdi burada tesipten bir örnek görüyoruz. Yine altın kaplamalar var. Bunlar gerçek altın olmak zorunda mı yoksa bu sizin tercihiniz tabii mi? Şimdi tesip altınla süslemek manasında yani bizim çok prototip
tiptir renklendirirken altın kullanmak mecburiyetindeyiz. Altınsız tesip olmaz. Ve hepsinin, bütün tesip eserlerinde bir matematiği var aslında, kuramsalı var. Altında yani burada bir deseni görüyorsunuz ama o kadar birimlere ayrılmış alanları var ki başlı başına çok uzun soluklu süren, çok yavaş ilerleyen bir iştir. Yaklaşık mesela bu ne kadar bir sürede yani çıkıyor? Yaklaşık bir mesela 3 ay, 4 ay sanatçının yoğunluğuna göre, temposuna, hızına göre değişir ama bu boyutta bir tablo 3-4 ay mı sürüyor? Tabii sürüyor. Burcu hocamız bizim için minyatür sanatın tekniklerini de gösterecek, anlatacak. Farklı teknikleri varmış. Biz de geziyoruz yine, burada tesip sanatına ait özel ürünler, tablolar görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önder de çok güzel resmedilmiş. Elinize sağlık, siz mi çizdiniz? Bana ait değil, hocama ait. Çok vallahi değerlidir kendisi. Evet, hocanızın eline hocam sağlık. Hem Mustafa Kemal'imiz çok değerli. Eline sağlık gerçekten. Şimdi burada devam ettikçe artık daha farklı tabloları da görüyorum. Mesela burada da yine daha savaş, kurtuluş savaşı diyebilir miyiz? Daha evet, savaş motifleri. Kurtuluş savaşında cephede mücadele eden kadınlarımızın minyatürleri var. O gösterdiğiniz tablo onu anlatıyor. Yani minyatürden de bahsedelim, bu tarafa geçtik madem. Minyatür o da Türk kültürüne ait ama Orta Asya'dan geliyor aslında kökleri. Kitap resimleme sanatı. Bir olay, olgu, durum, bunları artık yani yazın halini aynı zamanda desteklemek maksatlı resimleştiriyor geçmiş sanatçılar. Şimdi bu da zaman içerisinde güncelleniyor, zamana ayak uyduruyor. Günümüzde artık levha haline geliyor. Yani resim yapar gibi minyatür tekniklerini kullanarak resim yapıyoruz. Aslında ben hep öyle diyorum. Resim yapma tekniği. Artık çünkü kitap resimlemiyoruz ama ne yapıyoruz? Hayali resimliyoruz. Biraz tabii günümüz sanatçılarında, ben de bir nebze öyleyim, biraz postmoderne kaçtığımız da doğru. Hani güncellemek babında konuşursak. Şimdi burada çok güzel örnekleri de var, evet, aslında evet. Ona da değineceğiz. Şimdi burada da aslında benim çok ilgimi çeken bir tablo var. Siz de şöyle alayım. Bu tablo hakkında uzun uzun konuşabiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Burada Göbekli Tepe var, Mevlana var. Farklı farklı motifler, Çiniler var. Burada da ne yapmak istediğini, sanatçı ne anlatmak istedi aslında, onu sormak istiyorum. Bu tablonun ismi Uyanış. Benim de çok severek ve heyecanlandıran bir tablo. Bu tabloda aslında gizli helezonik bir hareket var. Burada hep şunu vurgu yapmak istedim. Birincisi düşünce, inanç, özgürlüklerine vurgu yapmak istedim. Hiç kimsenin prangalanmasının mümkün olmayacağına işaret etmek istedim. Herkes istediğine inanmakta, istediğine sarılmakta özgürdür. Yani çünkü yaratıcıya aslında, yaratıcı tek, bize bahşettiği kaynaklar tek ve bunları paylaşmamız gerektiğine biraz vurgu yapmak istedim. Şu motiflerden de bahsedebilir miyiz? Mesela burada Rum karoları, Rum desenleri kullanırken aynı zamanda Kubadabat Çinlerinden de parçalar verdim. İki farklı kültüre ait desenler söz konusu. Selçuklu döneminden Hazreti Meryem'e, İsa'ya kadar işte Yahudi kültürüne ait Şamdanlardan kiliselerimiz Ayasofya'ya kadar. Ama bütün bunları zaten bir arada tutan bir de tasavvufi taraf var. Yaradan'ın tek olduğuna dair, onunla semazenlerle verdik, hiçliği de verdik. Çok daha derinlere gittiğimizde hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Kilim motifleri, çok daha etnik desenlerimiz bizim, hepsi birer manada. Tılsımlar, gizemler vesaire Göbektepe'ye dayanıyor. Kültürün asıl başlangıç noktası o da çok daha derinlerden geliyor. Ama ne olursa olsun o günlerden bugünlere meleklerin yağdırdığı laleler de Allah'ı temsil ediyor. Yine Allah için tekiz biz. Bunu anlatmaya çalıştım aslında. Uyanış da insanların uyanması gerektiğini, yani sarılması gerektiğini aslında daha çok vurgulamak istedim. Evet, gerçekten burada aslında eski İslami sanatın modernize edilmiş halini görüyoruz. Zaten Burcu hocamız da, sanatçımız da daha modern çalışmalar gerçekleştiriyor bu bağlamda. Tabii burada şu anda dediği gibi elimde çok fazla ürün yok çünkü talebi var ve çıkartması oldukça zor, aylarca sürüyor. Burada bir kısmını görüyoruz o yüzden, ama yine de çok zengin bir kültürümüzün olduğunu gösteriyor bize bu atölye. Tabii ki. Aynen, yani bitmiyor zaten, tasarım da bitmez, hikaye de bitmez. İnsan olduğu, var olduğu sürece
asla bitmez, devam eder hikayelerin resimlenmesi, yeter ki isteyelim. Ya bizim zaten temelde amacımız geleneksel sanatlarla uğraşan insanlar olarak bu sanatı yeni nesillere aktarmaya çalışmak. Şimdi biz sanat dediğimizde genelde batı sanatı daha çok ön planda oluyor. Biz batının gelişimini hep takip ediyoruz. Bu sanat tarihi için de böyledir ama bizim kendimize ait de bir sanat gelişimimiz var. Eğitim alan olarak gençler var mı? Talep nasıl gidiyor? Üniversite öğrencisi, öğrencilerimiz var. Heyecanlanıyorlar tabii. Ya meraklılar mı bu konuda? Tabii çok meraklılar. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Yapabilme ihtiyacı, bir sanatçı olamazsın ama yapabilme ihtimalin vardır. Şimdi tekniği öğrendiğinde o ihtimal yükseliyor. Heyecanlanıyor. Biraz da estetik kaygı güdüyorsa bir kişi, bu genç olsun, orta yaşlı olsun fark etmez. Zaten yürüyebiliyor. Bir şeyler yapabiliyor. Ha, sanatçı olur olmaz orasını bilemeyiz ama nitekim kendi ruhunu rahatlatacak ya da medite olacak, kendi için bir şeyler yapacak. Aynı zamanda yaparken de kendi etrafındaki insanları da tanıtmış olacağı için değerli olmuş oluyor. Yani ders almak da çok değerli bir şey. Tesip Miniatür Bey'e burada. Peki hocam, gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ancak şimdi Burcu hocamız bize minyatür sanatının böyle ufak tefek gösterebildiği kadar tekniklerini gösterecek. Gelelim şimdi masanın başına. Burcu hocamızdan minyatür sanatının tekniklerini öğrenelim. Şimdi masanın başına geçtik. Burcu hocamız bize öğretebildiği kadar, gösterebildiği kadar, buradan nasıl geçiyorsa artık, minyatür sanatının inceliklerini, ufak tefek tekniklerini gösterecek. Biz de onu izleyeceğiz. Ancak sormak istiyorum. Şimdi yan odada bir sanatçı arkadaşınız daha var. Fatma Sarıbaş. Özellikle Ebru sanatıyla uğraşıyor. Minyatürle Ebru sanatının arasındaki farkı siz nasıl tanımlarsınız? İkisi de kitap resimleme sanatı, bezeme sanatı. Ebru sanatı su kıvamı artırılmış suyun üzerine serpiştirilerek ve damlatılarak oluşturulan desen. Daha sonra onu kağıda alma tekniği. O çok daha farklı bir teknik. Farklı bir şey, aynen. Bu ise kitap resimlemede, yani tamamıyla fırçalar, işte boyalar vesaire kullanılan. Burada mesela boyalar çok daha kimyasal boyalar ama Ebru'da boyalar doğal boyalar olmak zorunda. Burada kullandığımız boyalar, malzemeler Ebru için geçerli değil. O bambaşka bir alan. O suyun üzerine resim yapmak aslında. Suyun üzerine desen oluşturmak. Evet, ikisi de birbirinden çok farklı alanlar. Buradan da tekrardan hocamız aracılığıyla belirtmiş olalım. Şimdi bunun birkaç tekniği var, dikkat etmemiz gereken dediniz yayına başlamadan önce bana. Onu da seyircilerimize söyleyelim. Çünkü daha sonrasında sessiz olmamız gerekecek. Çünkü bu çalışma aslında sessiz bir ortamdayken yapılabiliyor. Doğru muyum? Aynen öyle. Çünkü sanatçı icra ederken konuşamıyor. Nedeni nefes tutmak zorunda. Nefes tutmak tutarsak eğer elimiz titrememiş oluyor. Ve rahatlıkla o tahrir dediğimiz kontur çizgilerini daha nüanslı, daha akışkan yapabiliyoruz. Aksi halde el titremesi esere de zarar veriyor. Şimdi taş sulu boyalar var. O zaman biz sizi konuşturmayalım çünkü çok titiz bir iş. Siz başlayın, biz de size eşlik edelim. Evet, yaklaşık bir saattir Burcu hocamız çalışıyor. Gerçekten çok incelik isteyen, hassas ve yavaş hareket edilmesi gereken bir sanat. Ağacın gövdesini biraz bitirdik, yapraklarını biraz bitirdik. En son bulutlara geç. Şöyle son halini de gösterelim. Tabii bitmiş hali değil, devam edeceğiz. Buraya kadar ilerledik. Yavaş hareket edilmesi gereken bir sanat. Bugün üretim zamanı ekibi olarak İzmir'de Türklerin eski sanatını, Ebru sanatını, minyatür sanatını ve tesip sanatını ekranlarınıza getirmeye çalıştık efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.